Şimdi arkadaşlar bu videoda sınav zamanında Türkçe nasıl çalıştığından biraz bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben 20'li netlerle Türkçe'ye çalışmaya başladım ve bir ayın sonunda 35'in üzerine bunu çekebildim ki tek bir denemede değil, üst üste 35'in üzerinde yaptım. Çok fazla deneme olmuştu. Açıkçası bu size abartı geliyor olabilir. Yani işte 20'den başladığında bir ayda 35'e nasıl çekeceksin? Ben aylardır çalışıyorum, yapamadım, sen nasıl yapacaksın diyebilirsin. Fakat sıkıntı şu, bence Türkçe bir insanın en kolay net artırabileceği derslerden birisi. Çünkü Türkçe konuşuyoruz, Türkçe okuyoruz, Türkçe yazıyoruz. Yani gidip de 3-5 tane kural ezberledikten sonra sadece onları denemeye dökmek kalıyor. Bununla ilgili de şey söyleyebilirsiniz, işte o kadar paragraf sorusu geliyor, biz paragrafı yapamıyoruz, bir ayda nasıl paragrafta ustalaşacağız da o kadar netlere çıkacağız gibisinden. Genelleme yapmayı sevmiyorum, fakat sınav döneminde de YouTube'a baktığımda genelde insanların Türkçe yanlış çalıştığını ya da daha doğrusu uzun yoldan çalıştığını görmüştüm. Bununla ilgili size şöyle bir tane örnek verebilirim. İşte şu anda sınava 4 ayınız var ve muhtemelen şu sıralarda işte paragraf netlerini artırmak istiyorsan makale okumaya başla, kitap okumaya başla, bilimsel dergi okumaya başla gibisinden çok fazla video çekilmeye başlamıştır. Başlamıştır diyorum çünkü benim sınav döneminde de aynısı olmuştu. Türkçe'de kısa vadede böyle net artırmaya yönelik yapılan bu çalışmalar, işte kitap okumak, dergi okumak ya da makale okumak gibi çalışmaların aslında birazcık yavaş kalmasını şöyle anlayabilirsiniz. Sınava şu anda 4 ay gibi bir süre var ve siz 4 ay boyunca kitap okumaya kalksanız ya da makale okumaya kalksanız okuyabileceğiniz kitap sayısı ya da makale sayısı sınırlıdır. Yani paragraftan net artırmak istiyorsan günde yarım saat kitap oku, paragraf netlerin fırlayacak gibi cümleler birazcık ütopik şeyler. Çünkü kısa vadede kitap okumakla ya da dergi okumakla Türkçenizi o kadar iyi geliştiremezsiniz ki uzun yıllar kitap okuyan insanlar bile paragrafta iyi olamıyor. Bunun sebebi de şu, örnek veriyorum, siz bir sınava girdiğinizde size bir kitaptan veya herhangi bir şeyden metin veriliyor ve altında 5 tane şık koyuluyor. Siz o metinden aşağıdaki 5 tane şıktaki anlam doğrultusunda bir çıkarım yapmanız gerekiyor. Kendi anlamınızı çıkartmıyorsunuz. Ama kitabı okuduğunuzda önünüzde herhangi bir kısıtlama olmuyor ve siz kitaptan istediğiniz anlamı çıkartabiliyorsunuz. Yani siz bir paragraf sorusu çözerken o şıkları hazırlayan kişi gibi düşünmek zorundasınız. Ama kitap okurken kendiniz gibi düşünüyorsunuz. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Mesela deyimlerle ilgili paragraf soruları gelebiliyor. Ve şöyle bir şey var. Mesela siz günde yarım saat kitap okuduğunuzda, örnek veriyorum, deyimlerle ilgili paragraf sorularından gidip de o kitapta belki bir tane iki tane farklı deyim göreceksiniz ki muhtemelen onu da böyle fark edemeden geçeceksiniz okumanın böyle keyfine dalıp. Ben burada işte kitap okumak kötü demiyorum. Aksine kitap okumak güzel bir şey. Fakat kitap okuyup da paragraf netlerini kısa vadede artırmak ya da kitap okuduğum netlerin bir anda 37,5 oldu falan demek bence birazcık abartı kalıyor. Yani 4 ayda gidip de 12 tane 16 tane kitap bitirmenin sizi böyle Türkçe'de inanılmaz usta yapıp böyle işte her paragrafı çözebilecek kadar söz sanatlarına ve anlama hakim birisi yapmayacak. Paragraf çözdükçe de bunlarda aslında ustalaşmıyorsunuz. Sadece paragraf çözmeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Yani aslında o ana karşı, paragraf çözeceğiniz ana karşı pratik yapmış oluyorsunuz. Yani mantık burada kaynaklanıyor aslında. Çok basit ama anlayamadığım şekilde işte 4 ayda kitap okuyarak netlerini 15 artır gibi şeyler dolanıyor. Benim paragrafa çalışma stilim birazcık farklıydı çünkü gidip de işte klasik günlük 30 tane soru çöz olayları bir sınırlayıcı etken olmadığı için ve sınavda işte süre gibi sınırlayıcı bir etken olduğu için ben açıkçası bunları kendim için konuşuyorum. Çok fazla ileri götürecek çalışma olarak görmüyorum. Bunun yerine şöyle bir şey yapmayı tercih etmiştim. Türkçe günleri geldiğinde ki 2 günde bir Türkçe çalışırdım. Türkçe günleri geldiğinde 40 dakikalık ya da 30 dakikalık, 30 ile 45 dakika arasında bir geri sayım sayıcı başlatıyordum. Genelde 30'u tercih etmiştim işte bazı dönemler haricinde. Bu süreç boyunca hem görebildiğim kadar olabildiğince fazla sayıda soru görmeye çalışıyordum. Yani hızımı arttırmaya çalışıyordum. Hem de bunu yaparken bir yandan da doğru oranımı maksimum tutmaya çalışıyordum. Yani demek istediğim şey şu, ne çok hızlı olacağım da çok fazla yanlış çıkartacağım ne de çok fazla yavaş olup az soruya bakmış olacağım. Tam dengeyi tutturup her Türkçe günü geldiğinde bir önceki Türkçe gününden daha iyi yapmaya çalışıyordum. Yani aslında bunları böyle çalışmadan ziyade böyle sporcuların yaptığı antrenmanlar gibi görüp kendime hep böyle süreli sınırlayıp işte bir gün 30 dakikada 15 tane soru çözdüysem ertesi gün 20 tane soru çözmeye çalışırdım. Yani gidip de 30 dakikalık sayıcı kuruyorum ya, öncesinde ben kitabı açıyordum, diyordum ki şuraya kadar çözmeye çalışayım, işaretliyordum, oraya kadar gelmeye çalışıyordum. Gelemediysem bir sonraki günde gelmeye çalışıyordum. Ona geldikten sonra bir sonraki günde daha da ilerisine gitmeye çalışıyordum. Bunu yaparken de kesinlikle dediğim gibi işte çok hızlanıp da yanlış oranımı arttırmıyordum. Gerçekten dengeyi tutturmak üzerine çalışmalar yapmış oluyordum. Bu şekilde bahsettiğim hızlanma çalışmalarını rutin olarak uygularsanız hem süre kontrolünü öğrenmiş olursunuz hem de paragraflarda hızlanmayı öğrenmiş olursunuz. O yüzden uygulayabilirsiniz. Türkçe çalışmalarımın bunun dışında iki farklı kısmı daha vardı. Birini yazım kuralları olarak belirlemiştim. Diğerini de yazım kuralları dışında konular olarak tercih etmiştim. Yazım kuralları dışındaki konuların hepsini şu videomda bahsettiğim çizelge sistemiyle çalıştım. Bunu yaparken de dikkat ettiğim şey şuydu. Ben işte o zamanlar Hocalara Geldik Onur Soğuk kanalından çalışıyordum. Bunu yaparken şöyle bir şey yapıyordum. Videoyu izliyordum ve önemli kısımları not alıyordum. Ya da ne bileyim çok detaylı beni yanıltabilecek kısımlar varsa işte mesela
bu birleşik kelimelerde heceleme olayı farklı olabilir. Ben bunları not alıyordum. Daha sonra hemen soru bankasına geçiyordum. Video kısmını hallettikten sonra soru bankasına dediğim gibi geçiyordum ve bu sefer ne yapıyordum? Soru bankasına soru çözmeye başlıyordum. Tabii ki hemen başladığımda işte hepsini yapabilmem mümkün değil. Notlarımdan yararlanarak çalışıyordum. Bunda şöyle yapıyordum mesela. Bir tane soru tipi çıktı ve ben bunu notlarıma bakmadan çözemedim. Bunda ufak bir işaretleme yapıyordum. Eğer bilmediğim bir kısım varsa ondan not alıyordum. Daha sonra aynı soru tipinden bir tane daha soru geldiğinde bunu notlarıma bakmadan çözmeye çalışıyordum. Türkçenin bilgi ya da konu anlatım kısmına alabileceğiniz şeyler sınırlı olduğu için gidip de işte 300 videoluk Türkçe serileri izlemek bence birazcık zaman kaybı. Çünkü aldığınızda hemen soru tiplerine döküp gerçekten o bilgileri iyice pekiştirmeniz ve aslında o konuyu kendinize kazandırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Evet, çok fazla Türkçe videosu izliyor olabilirsin. İşte Türkçenin taktikleri, paragrafta işte alttan ikinci cümleyi oku, oradan işte paragrafın son kelimesinden cevabı çıkar gibi böyle saçma sapan videolarla ne bileyim rahatlıyor olabilirsiniz ama bunların sizi ileri götürebilmesi sınırlıdır. Çünkü öğrendiğiniz şeyi soru bankasına dökmeniz gerekiyor ki yavaş yavaş soru tiplerini tanıyın ki soru tipleri çok fazla yok dediğim gibi sınırlı. Bunları tanıyıp artık yavaş yavaş sorularda ustalaşmaya başlayın ki denemede karşınıza soru geldiğinde "Aa, ben bu soruyu görmüştüm" diyebilin. Bunun dışında çizelge sistemi uygulamamın büyük bir sebebi de şuydu. Türkçe'de gerçekten çok fazla konu yok ve çizelgeyi uygularsam Türkçe'yi kısa süre içerisinde bitirebilmem mümkündü. Türkçe'yi kısa sürede bitirirken bir yandan da düzenli olarak arkada kalan sorulardan işte haftalık tekrarların soru çözümlerini yapıyordum. Her Türkçe gününde de bahsettiğim paragraf uyguladığım için gerçekten Türkçe kısmı %100 bence ilerlemiş oluyordu. Bunun dışında geriye yazım kuralları kısmı kalıyor ki ben bunu otobüste yolda falan halletmiştim. Başlangıçta bu konuyla ilgili videoları evde izledim. Daha sonrasında benim bir tane soru bankam vardı ve soru bankasının arkasında yazım yanlış en çok yapılan kelimelerin doğrularının yazıldığı birkaç tane kağıt vardı. Ben bu kağıtları soru bankasının arkasından sökmüştüm. Daima montumun cebinde taşıyordum. Dershaneye giderken otobüste, metrobüste her yerde dinliyordum. Hatta şöyle bir şey yapmışlığım da vardır işte evden çıkıp o metrobüse kadar yürüdüğüm yolda artık yolu bildiğim için çıkartıp işte kaldırımda okuyarak ilerlemişliğim bile vardır, hiç abartmıyorum. Yani gidip de işte pek çoğun ayrı birçoğun birleşik yazıldığı gibi olayları ben yolda işte otobüste falan halletmiştim ki gerçekten yazım kuralları kısmı çok sağlam olmaya başlamıştı. Tabii ki bunun dışında evde soru çözümleri yaptım, soru tiplerini gördüm ama konuyu pekiştirme ve işte bu farklı kelimelerin yazım doğrularını öğrenme olaylarını çoğunlukla dışarıda gerçekleştirdim. Yani normal ders çalıştığım zamanın dışında kalan zamanlarında gerçekleştirdim. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Yani şu anda evdesiniz, bir yere gitmiyorsunuz pandemiden dolayı ama ev içerisinde çok fazla boş zamanınızın olduğu durumlar oluyor. Örnek veriyorum işte yemek yiyorsunuz. Yemek yerken masanızın üzerine o kağıdı koysanız işte 2 dakika baksanız bir şey kaybetmez. Yani şey de diyebilirsiniz bununla ilgili işte bir yemek yediğimiz an var işte ona da müdahale etmeyelim falan ama yemek yerken gidip de işte YouTube'dan video izleyebiliyorsak ki mesela ben de böyle yapardım. Yani o videoyu izleyebiliyorsam ona da 2 dakika bakabilirim. Ona da 2 dakika zaman ayırabilirim diye düşünüyordum. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.